başka bir kalkınmayı konuşuyoruz. Yani bu taşlarda nasıl yapmışlar, nasıl yapmışlar, bu taşları kim yapmış? Yani zaten burası aşağı haram taşı, ben haram diyorum. Şimdi asadır, her şey çevresi kutsal haram bölgelerdir. Hani herkes tarafından diyor, belki burası değildir. Sağda kutsaldır falan. Aslında birinci kıblemiz bu taraftadır. Aslında Aleyhisselatü Vesselam'ın genelde itibaren burasıdır. Bu taraf da şeydir, bizim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam miraca yükseldiği bölgedir. Filistin'i geçtiler. Namazı burada mı kurmuştur hocam? Evet. Namazı burada kurmuştur. Filistin'i geçtiler bunu yapmıştır. Kumları sadece Filistin'e getirmişler. Kum. Taş bilinmiyor ama kumdır. Filistin'i geçtiler. Oradan cebilerine koyar. Müslümanların gerçekten ilk kıblesidir. Müslümanların ilk kıblesi. Ondan dolayı Müslümanların ilk kıble olma hesabıyla Allah-u Teala burayı mübarek kılmıştır. Ayet-i Kerime'de de buyuruyor. Diyor biz Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kıldık. Bu mübarek kılınması, önemlenmesi Allah-u Teala'ya aittir. Bize, biz insanlara ait değildir. Çünkü mübarek bir beldedir. Şimdi Kudüs işgal altında olduğu müddetçe hiçbir zaman hiçbir Müslüman unutmaması lazım ki gerçekten Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun onlar da aynı şekilde tutsaktırlar. Aynı şekilde tutsak durumdadırlar. Çünkü sebebi ise ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa şu anda şey altındadır. Hangi Müslüman olursa olsun gerçekten biz Hüdapar olarak özellikle destekliyoruz o kardeşlerimizi. O kardeşlerimizin bu etkinlikleri çoğaltması lazım. Kudüs'ü sürekli hatırda tutmak lazım. Öncelikle size teşekkür ederiz. Özellikle bütün Türkiye'nin bütün illerinde dolaşacaksınız. Gaziantep'e hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Böyle bir farkındalık oluşturduğu için ekstradan Yetimler Vakfı'na teşekkür ediyorum inşallah. Rabbim muvaffakiyetler dilesin inşallah. Nasılsa razı olsun. Hocam. Öncelikle biz Yetimler Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Özellikle ülkenin birçok yerinde, birçok şehrinde gezdirdikleri bu Mina Kudüs'ü ondan dolayı Gaziantep'imize gelmesiyle beraber bizler de ziyaret ettik parti olarak, Hüdapar olarak. Dedi ki bu olayın farkındalığı oluşturan, özellikle Kudüs'e farkındalık oluşturan, sesini duyuran, bir şekliyle Kudüs'ümüze sahip çıkan kim olursa olsun bu konuda gerçekten biz tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz bu konuda. Kudüs sürekli gündemimizde olması gereken bir durumdur. Çünkü Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Kudüs Müslümanların ortak noktasıdır. Allah-u Teala özellikle kendisini ve çevresini mübarek kıldığı bir beldedir. Peygamber Efendimiz orada bütün peygamberlere imamlık yapmıştır orada. Ondan dolayı Kudüs Müslümanlar için çok önemlidir gerçekten. Kudüs'ün esareti Müslümanların esaretidir. Hiç fark etmiyor. Ha Kudüs esir olmuş, ha İstanbul, ha Ankara, ha Kahire, ha Bağdat fark etmiyor bizim için. Ondan dolayı Kudüs özellikle bunların bir bütünüdür, bir tamamıdır. Ondan dolayı diyoruz ki biz özellikle Yetimler Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Bu ziyareti de biz burada onlara özellikle destek verelim. Sürekli onların gibi ve onlar gibi diğer STK'lar da bu konuda yapmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü Kudüs sürekli gündemde olması gereken bir durumdur.